Bir önceki videoda yemeklerle ilgili 12-13 tane kelime öğrendik. O videoyu izlemediyseniz önce onu izleyin mutlaka. Bu videoda 7 tane daha öğreneceğiz. Toplamda bir 20 tane falan çok sık karşınıza çıkacak yemeklerdeki kelimeleri öğrenip işi kapatmış olacağız inşallah. Yemekleri kapatmış olacağız. Tabii meyve falan öğreneceğiz ama bunlar biraz daha işlenmiş yemek diyeyim size. Başlayalım hemen. İlk kelimemiz ne? Sandviç. Ne demek bu? Acaba ne demek? Sandviç demek değil mi? Yazılışına dikkat edin. Hani yazarken böyle yazmanız lazım. Ne farkı ne bizden? W ile yazıyorsunuz. Sonda onda tabi onlarda tabi Ç harfi yok. Sonda da CH yazıyorsunuz. Sandviç oluyor. Tabi şeye de dikkat edin bu arada. Bu konuda çok hata yapılıyor. Şimdi bu kelime Türkçedeki haline çok benziyor. Ve o zaman ne yapıyor insan otomatik olarak? Okurken de sandviç diye okuyor. Yani Türkçe'de biz sandviç diyoruz. İngilizce bunu da görünce sandviç diye okuyor çoğu kişi. Ama değil. Hani Türkçe bilmeyen bir insana siz gidip sandviç derseniz anlayamayabilir sizi. Ne demeniz lazım? Sandviç. Sandviç. Fark var. Tamam. Yine çıkarabilir belki ne dediğinizi. Çok benziyor ama zorlanır yani karşınızdaki. O yüzden doğrusunu söyleyin. Devam edelim. Spices. Bu baharatlar demek. Çoğul koymuşum ben. Yani spice desem o da baharat demek olurdu zaten. Her baharat genel adı spice. Ben burada spices demişim. Yani. Yaşadığımız çağ güzel bir çağ cidden. Bir zamanlar düşünün bu baharatlar altından daha pahalıymış. Ya altın kadar ya altından daha pahalı. Yani gerçekten şimdi her yerde, her markette gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Rice. Rice ne demek biliyor musunuz? Rice. Rice'ın hem bildiğimiz pilav anlamı var rice'ın. Ayrıca rice pirinç anlamı da var. Hani hem pirinç demek rice hem de direkt olarak pilav demek. Tamam? Rice. Okunuşuna dikkat edin bu arada. Rice diye okumayın. Rice. Tamam? Devam edelim. Soup. Soup. Bu arkadaşımız da çorba demek. Tamam. Yani buna genel olarak bir şey çorbası diyecekseniz her şey yapıyorsunuz. Direkt kelimenin başına ne çorbası diyecekseniz onu getiriyorsunuz. Atıyorum domates çorbası demek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki tomato soup mesela. Ne oldu? Domates çorbası. Veya ne olabilir? Patates çorbası diyecek olsam potato soup. İşte gibi gibi yani vesaire. Tamam. Fruit salad. Şimdi salad ne demek biliyorsunuz. Önceki videoda öğrendik ki çıkarılması da kolay bir şey. Ne demek salad? Hatırlarsanız bir hatırlayın, bir hatırlatın bana da. Duyamıyorum ama duyduğumu kabul edin. Salata demek değil mi? Salad, salata. O zaman fruit salad ne demek? Fruit'i biliyor musunuz? Fruit'i. Fruit meyve demekti. Fruit meyve. Daha o bir sonraki konumuzu sanırım meyveler. Fruit salad da meyve salatası. Tamam. Devam edelim. Pizza. Bu ne demek? Bu da pizza demek ki zaten aynı. Okunuşu hafiften Pizza. farklı. Direkt pizza demiyorsunuz. Yani orada iki tane Z çıkmıyor. Bir T harfi gibi bir şey çıkıyor. Pizza. Pizza. Tamam. Şu yani T bir şey, T gibi bir şey çıkıyor. Sonra Z. Pizza. Tamam. Direkt pizza değil okunuşu. Son olarak da take away. Bu take away paket servis demek. Ya paket sipariş, paket servis. Bunun adı take away oluyor. Zaten take almak demek tek başınayken. Take away de paket servis olarak kullanılıyor. Şimdi yani bunda ödeviniz aynı yine. Bu ödevi niye her seferinde söylüyorum? Çünkü ilk kez bu videoyu izleyen arkadaşlar olabilir. Seri izleyen arkadaşlar biliyor ödevi zaten ama ödeviniz ne? Şu öğrenden en azından çalışın. Bu şey kelimeler falan açıklamanın en sonunda. Bu linkler kelime setinde falan açıklamanın en sonunda. Öğrenden çalışın en azından. Ayrıca her kelimeyi kullanarak birer tane cümle yapın. Bu özel defterinizde olabilir, özel Word dosyası olabilir, telefonunuzda not defteri olabilir. Ayrıca şurada egzersizler de var. İsterseniz buraya da bakabilirsiniz ama zorunlu tutmuyorum. Bu ekstra sadece bir şey. Önemli olan bu iki ödevi yapmanız, tamam.
Yani bu 7 kelime var sadece. Kısa bir video. Hemen hallettik. Ama bunları sindirdiğinize emin olun. O yüzden mutlaka ödev veriyorum ve her seferinde ödevi tekrar ediyorum. Tekrar tekrar yapın yapın, kafa başınızı yiyorum ki öğrenin yani. Hani yoksa hiç bir şey yapmazsanız, baktınız bir kere gördünüz, öğrendiniz diye bir şey yok yani. Hani çok IQ seviyeniz yukarılardaysa bilemem ama normalde zor, öyle söyleyeyim size. Abone olmadıysanız olun mutlaka. Olduysanız süper. Açıklamada birkaç hediye var, onları da almayı unutmayın. Sonraki videodan devam ediyoruz. Ödevinizi yapın ama. Haydi.